Bu arada dün BAFTA ödülleri açıklandı arkadaşlar. Dur bir bakalım. En iyi animasyon God of War Ragnarok verildi. Çok mantıklı. Artistik Achievement Tunia verildi. Hak ediyor bence. Görsel olarak çok iyi. Audio Achievement God of War Ragnarok. Ben audio olarak açıkçası çok şeyim. Vampire Survivors Best Game'i almış. Buna çok şaşırdım ama hak etmediğini düşünmüyorum. Yani arada fark var. Şaşırdım. Vermelerine şaşırdım. Ama hak ediyor da hak ediyor. Hak etmediğini düşünmüyorum değil ama verdiklerine şaşırıyorum açıkçası. Yok, kendine janre kurmadı bu arada. Vampire Survivors janresi zaten halihazırda da vardı. Şimdi ilk janreyi yaratan bu herif değil. Bayağıdır vardı bu tür oyunlar. Vampire Survivors oyunlar ama ondan sonra patladı. Yok be, vardı abi. Ama janreyi diriltti tekrardan, evet. Bir PUBG gibi olmadı. PUBG zaten şey değildi. PUBG gibi değil. PUBG yokluktan var etti. Bu yokluktan var etmedi. Gerçi o da yokluktan var etmedi. Doğru. Evet. Yok, PUBG gibi diyebiliriz. O yüzden Vampire Survivors'ı verdiklerini çok şaşırdım. Ama mutlu etti açıkçası. British Game Roller Dome'u vermişler. Roller Dome güzel bir oyun da. British Game'de kimler varmış başka? Tamam, Vampire'e şu yüzden vermişler. Çünkü zaten şeyi kazanacaklar diye. Okey. Debut Game Tunic vermişler. Kimler varmış başka? As Dust Fall, Case of Golden Eyes, Stray, Trombone Champ. Trombone Champ'e verselermiş keşke. Tunic bence de hak ediyor burada. Family Kirby tabii ki de. Evolving Game Final Fantasy 16 hak eden bir oyun. Game Beyond Enter'ın Ending diye bir oyun. Bu düşündüğüm şey miydi? Bunu çok oynamadım, bilmiyorum. Game Design Vampire Survivors kesinlikle bu arada. Kesinlikle bu arada katılıyorum. Buna kesinlikle katılıyorum. Game Design'ı Vampire Survivors'dan aldığını. Multiplayer'in Elden Ring'i alması bence bir bullshit. Kesinlikle bu bullshit. Yani hak etmiyor. Yani Elden Ring'i çok seven birisi olarak Multiplayer'i kesinlikle hak etmiyor. Vermek için vermişler açıkçası. Asıl verecekseniz müzikte vermelilerdi bence. Müzikte vermelilerdi. Müzikte bence God of War'dan çok daha iyi Elden Ring'in müzikleri. Narrative Immortality kesinlikle hak ediyor. Katılıyorum. Original Property Elden Ring yine IP, evet. Kesinlikle hak ediyor. Christopher Judge %100 hak ediyor. %100 hak ediyor. Performance Supporting Role bu da bence hak ediyor. Çünkü çok güzel oynamıştı bu kız. Yine şeye de verilebilirmiş harbiden. Sindre'ye de verilebilirmiş ama kız çok iyi oynadı, o kız. Technical Achievement Horizon Forbidden West tamamen vermek için vermişler bunu açıkçası. Ama bakayım, hak eden de o bu arada. Burada da hak eden de o bu arada. Şimdi yani evet, burada da bu kişilerin arasında bu ödülü Horizon'a veririm. Onu da söyleyeyim, gerçekten ona veririm ama yani bu da bu EA Game of the Year'da halkın seçeneği ödülü bu arada. Oyla. O yüzden de iyi mi? Ben çok sıkılıyorum da teknik olarak çok iyi. Hani yazılımsal olarak muazzam Horizon. Ya 3 aşağı 5 yukarı birçoğuna katılıyorum. Ben hala Best Game'de Elden Ring'e veririm. Benim için Elden Ring çünkü Best Game hala. Ama Vampire Survivors'ın da hak etmediğini düşünmüyorum da değil. Hani Vampire Survivors'da gerçekten gameplay olarak, saf gameplay'in ne kadar önemli olduğunu çok güzel kanıtladı. Stray nerede? Stray ödül alamamış. Ödül alabilecek bir kategori yok Stray'in burada. Çünkü Best Indie diye bir kategori yapmamışlar. Aynen. Yani o yüzden çok alabileceği bir ödül yok yani. Best Indie alabilirdi ama hani Stray'in ödül alabilecek burada bir kategorisi yok. Stray, yok arkadaş, Stray overrated bir oyun değil. Stray'e, siz hiçbiriniz Stray'i oynamadınız. Sırf millet sevdiği için nefret ediyorsunuz. Yani Stray tam bir şu anda sevildiği için nefret edilen bir oyun. Hiçbiriniz oyunun kendisine bakmadınız bile. Yani tamamen bilinçsiz bir yorum birçoğunuzunkisi. Yani Stray güzel, gayet Best Indie'yi alır mesela. Sıkıcı değilim. Değil ustam, değil işte, oynamadın. Oynamadığın için bilmiyorsun işte. Yani zaten yılın ödülünü alamaz. Yılın ödülü adayı olabilir. O kadar. Ondan daha üstü olamaz zaten. Hizmet olmak zorundayız. Suyu sevmek zorunda değilsin. Ama oyunu oynaman lazım ki oyun hakkında fikrin oluşsun.
Yani bu kadar basit. Yani oyunu oynamadan oyuna iyi kötü deme olasılığın yok abi. Özür dilerim ama yok. Sif alamazmış Stray yerine. Best şey mi? O da olabilir. O da adaylardan olur. Yani Sifu da olabilir. Niye alamasın? Orada tamamen hani hangi kısma daha çok baktığına göre değişir. Vampire tabii ki de bak abi, Best Indie'de Vampire bence en çok hak eden. Ama yani Best Game'i aldıktan sonra diğerlerini almıyorsun, öyle diyeyim. Hani bir tanesini aldıktan sonra diğerlerini vermiyorlar. Hani en üstü verdikten sonra diğerlerine vermiyorsun. Sifu harcandı bu sene. Abi harcanmadı ama bak işte sıkıntı şu. Sifu'nun yaptığı neredeyse her şeyde başka bir indie oyun daha iyisini yapıyor. Gameplay olarak Vampire daha iyi yapıyor. Görsel olarak Stray daha iyi yapıyor. Level design olarak Stray yine daha iyi yapıyor. Oyun mekaniği olarak, gameplay design değil, oyun mekaniği olarak dersen Neon White daha iyi yapıyor. Hani Sifu çok iyi yapıyor birçok şeyi. Ama her şeyi daha mükemmel yapan başka bir oyun var. Yani Sifu overall olarak çok iyi ama daha iyi olan her şeyde, her bir parçada başka, daha iyi olan başka bir oyun var. En büyük sıkıntı o. Stray'in bu arada level design inanılmaz iyi arkadaşlar. Stray'in level, ya oynamadan gerçekten boş yapıyorsun. Stray'in level design'i inanılmaz derecede iyi. Yani çok 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 iyi. Yani level design seni dümdüz akıtıyor. Gameplay ile level design çok farklı şeyler bu arada. Gameplay'ini övmedim. Gameplay'i de övmedim. Game level design'ını övdüm. İnanılmaz güzel bir level design'ı var. Ustam nasıl çağ dışı ya. Platformer oyununda adamlar seni kaybolmaman için perfect şey yapmışlar. Ne mesela, çağ içi olan bir tane game level design söylesene bana. Hani ona çağ dışı diyorsan yani ne çağ içi level design'da? Platformer level design. Çünkü platformer oyunu üzerine konuşuyoruz. Buton çıkmayan yere atlayamıyorsun. Zaten ne design'dan bahsediyoruz? Ustam gameplay bu. Gameplay ile level design çok farklı şeyler. Siz open world değil ki oyun, anasını satayım. Bu nasıl bir yorum? Bu nasıl bir o gameplay oğlum, gameplay ile şey çok farklı şeyler. Discord'da sadece geniş yapıp okla yönü belirtiyor. Kısaca dünya geniş gibi gösterip aslında koridor oynuyor. Evet. Platformer oyunu işte bu. Evet. Ya bana şey söyler misin abi? Odysseus level ve bunu çok iyi yapıyor işte. Koridor gibi hissettirmeden, elinden tutmadan oyun seni bir yere yönlendirebiliyor işte. O yüzden çok iyi bir level design. Oyun hiçbir zaman senin elinden tutmuyor. Tutarmış gibi yapıyor ama devam ettiriyor. Zaten iyi bir level design budur. Yani elinden tutmadan güzel bir şekilde seni level'da devam ettirmektir. Yardım etmen direkt abartı. Ya Odysseus dediğim gibi daha, sen bana platformer oyununu söyleyebilir misin? Bana hani örnek ver platformer oyunu olarak. Yani mesela level design kötü dedin. Bana düzgün platformer level design oyunu söyle. Ya merak ettiğim için soruyorum çünkü yani ben bilmiyorum. Hani oynadığın abi, hani outdated olduğunu düşünüyorsun çünkü mesela. Outdated olmayan şey. Abi God of War platformer mı? Allah kahretsin ya. Gerçekten bir sik oynamadınız. Yani harbiden. Level design ile game design farklı şeylerdir. Yani outdated olmadığını düşündüğün level design ne senin? Onu merak ediyorum. Mesela Mario Odyssey, kesinlikle katılıyorum. Mesela Mario Odyssey'den daha iyi level design yapan bir oyun yok bence. Pico. Kesinlikle katılıyorum. Gerçekten ondan daha iyi yapan yok. Harbiden yok. Ori da var. Ori'ye katılmıyorum. Hollow Knight'a da katılmıyorum bu arada. Hollow Knight'ın en büyük problemlerinden birisi, birçok kişinin oyunun bırakmasının sebebinden birisi level design'in yeteri kadar iyi olmaması. Yeteri kadar level design iyi olmadığı için, insanlar içinde kaybolduğu için çok bırakan insan var. Ve kendileri de onun üzerine çok şey yaptılar. Kendileri de çok çok fazla bunun üzerine düzelteceklerini de söylediler. Ben çok seviyorum bu arada. Bence çok güzel. Ben de çok keyif alıyorum. Ama level design'i iyi bir oyun değil Hollow Knight'ın. Metroidvania'da da öyle problem olabilir. Aynen öyle. Aynen öyle işte. Onun işte level design'ına bir şekilde yönlendirmesi lazım oyunun kendisinin.
Hani bir noktada level design ile beraber, hani bu şey gibi değil arkadaşlar. Level design şey değildir. Mesela şey çok basit bir level design'dır. Sarıya boyama. Hani şey mesela vardır ya, zıplayacağın, tırmanacağın yere sarıya boyanır. Bu çok barizdir. Bu en bariz şeylerden birisidir. Level design şeylerinden birisidir. Çünkü bu şeydir. Buraya gideceksin. Çıkış burası. Uncharted rotası bu. Veya God of War'da da aynı şey vardır. El. Yol burası. Bunu daha saptılı yapan oyunlar var. Daha böyle dokunmadan. Hani şuraya doğru gidebilirsin ama hani daha böyle mesela Stray'de bunu resimlerle anlatıyorlar. Hani o şeylerden birisi. Ama Stray mesela bunda da çok mükemmel yapmıyor. İyi yapıyor. Bayağı iyi yapıyor. Yani var mesela BioShock Infinite de kötü yapmıyor onu. Last of Us da iyi yapıyor. Last of Us da iyi yapıyor. Last of Us'ın ikincisi bence çok iyi yapıyor onu. İlki değil. Titanfall 2 çok güzel göze sokuyor be. Bence Titanfall 2 bayağı göze sokuyor. Yani böyle subtle yapması lazım. Tabi başına direkt yol gösteriyor. Yok o mesela o game design. O dediğin game design abi. Sizin o dediğiniz game design'dır. Level design bunu görsel olarak anlatan kısımdır. Hani şey olarak. Environmental level design'la. Resident Evil 4'da ne diyorsun design kısmı? Level 4 level design çok yok. Çok yok yani. Ben Rayman'ı çok sevmiştim. Hangi Rayman abi? Outdated olmayan diyorum ama bak hani. Resident Evil 4 dümdüz koridor. Düz koridor bu arada. Yani hiç koridordan çıkmıyorsun. Yani ultra lineer mesela o. Mesela güzel bir Resident Evil level design düşünüyorsanız 2. 2 çok iyi mesela level design olarak. Resident 2'nin level design'i gerçekten çok 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 iyi. Veya 7'nin de çok güzel. 7 mesela 7 Village'dı değil mi? Yok 7 değil. Bir saniye. Yok bir saniye bir şey hatırlamışım. Evet 7. Doğru. Yok Village olmayan aynen. 7. Resident Evil 7'nin level design'i bence çok 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 iyi. Hatta bence Resident Evil serisindeki en iyi level design 7'de. Şey çok iyi. Evin içinde seni öyle güzel yönlendiriyor ki ve sen bunu doğal yapıyorsun. Hani sen sana kafam kadar buraya git, şuraya git, buraya git falan demiyor. Bir şey veriyor zaten. Hani bir oraya yönleniyorsun. Mesela evin dışına çıktığında bile mesela ana evin dışına çıkıyorsun ama soldaki eve gideceğini biliyorsun. Oraya gitmek zorunda değilsin ama çıktığın anda oraya gitmen gerektiğini biliyorsun. Hani o hissiyat dediğim şey. Yani kullanıcıya görsel olarak çaktırmadan oraya gitme hissiyatı level design'ı en iyi yapan şeylerden birisi. İkiyle de aynı konsept zaten. İkisi aynı dönemde çıktığı için birbirlerinden ders almışlar zaten de. Ya Dark Souls level design olarak iyi ama 3 daha iyi. 1 mesela world design olarak mükemmel. Şimdi world design'a level design'a ayırmak lazım. World design olarak Dark Souls'un daha üstünde yapan birisi yok. Gerçekten yok bence. Hani en iyisi net bir şekilde world design'da Dark Souls 1. Her şey birbirine bağlı. Dark Souls'ta sıra sıra koşu neresi iyi? İşte abi level design o. Level design iyi yapan şey o. Bazı şeyler çakışıyor abi. Yani bazı şeyler çakışıyor işte. İyi level design olduğunda bazen world design'ı kaybedebiliyorsun. Hani her şey mükemmel olduğu bir evren yok ne yazık ki. Hani bazen bir şeyi kaybetmek zorunda kalıyorsun. Mesela Dark Souls için world design'ı çok çok iyi olsa da level design'ı mükemmel değil ve bu da insanların kaybolmasına sebep oluyor. Bu da oyunu bıraktırmasına sebep oluyor. Bu arada ben tam tersine Elden Ring'in level design'ına bayılıyorum. Elden Ring'in bak level design'ında ne var biliyor musun? Elden Ring bence level design örneği olmalı direkt. O kadar iyi olduğunu düşünüyorum ben. Map'ten çıkıyorsun abi. Direkt tutorial zone'dan çıkıyorsun. Kafam kadar gideceğin yeri görüyorsun direkt. Yani hiçbir şey görmene gerek yok. Gitmem gereken yer orası diyorsun direkt. Yani çıktığın anda oyunun en sağında dev bir ağaç var. End goal'um bu. Oyunun sonu burası. Orta tarafta o kalede benim gitmem gereken sonraki lokasyon diyorsun. Hani oradan çıktığın anda fark edebiliyorsun bunu.
Tamamen böyle görsel bir şey bu. Adamlar hiçbir şey söylemiyor sana. Dümdüz. Hani hissediyorsun Insta bunu. Çok çok iyi yapıyor mesela onu. Ya mesela o ağacı ben rant için yıkmam lazım diyorsun. Yakmam lazım abi diyorsun. İşte ışıkları takip etmek de game design. Aynen öyle. Işıkları takip etmek de game design olayı. Half-Life. Half-Life platformer değil. Half-Life aynı zamanda level design olarak bilmiyorum. Half-Life hatta çok oldu. Half-Life'a uyuyorum, yapamayacağım. Hemen abone olun.